Kasım ayıyla birlikte vergi ödemelerinin bir dönemi daha kapanıyor. Evi, iş yeri, dükkanı, arsası, otomobil, kamyon, minibüs, kamyonet, çekici, karavan, helikopter, uçağı olanlar hem emlak vergisi hem de ek MTV'yi ödemesi gerekiyor. Ödeme yapılmazsa faiz işlemeye başlıyor. Bazı durumlarda MTV ve emlak vergisinden muafiyet oluşabiliyor. İşte tüm detaylar ve ödenecek tutarlar. Türkiye'de trafiğe kayıtlı 28 milyon araç ve hane iş yeri sayısı da 23 milyona yaklaştı. Her yıl araç, konut ve iş yeri sahipleri belli vergileri ödemesi gerekiyor. Araç sahipleri motorlu taşıtlar vergisini Ocak ve Temmuz ayında öderken konut, iş yeri sahipleri de Mayıs ve Kasım ayında emlak vergisini ödemekle mükellef. Son yapılan düzenlemeyle araç sahiplerine ek MTV getirildi ve Eylül-Kasım aylarında ödenmesi kararlaştırıldı. Eylül'deki ek MTV taksitini ödeyenler Kasım'da ödeme yaparak ek MTV borçlarını bitirmiş olacak. Otomobil, arazi taşıtları ve motosiklet, minibüs, panelvan ve motorlu karavan, otobüs, kamyonet, kamyon, çekici, uçak ve helikopter sahipleri ek MTV ödemesini 30 Kasım 2023 tarihine kadar ödemek zorunda. Emlak vergisi de ödenecek. Türkiye'de taşınmazı bulunan her vatandaş emlak vergisini ödemekle yükümlü tutuluyor. Emlak vergisi her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki kez ödeniyor. Bina, arsa ya da arazi gibi taşınmazlara ait bu vergiler belediyeler tarafından tahsil ediliyor. Emlak vergisinde son ödeme tarihi 30 Kasım 2023 olarak öne çıkıyor. Emlak vergisinden kimler muaf tutuluyor? Emlak vergisinden muaf olmak için ilgili belediyelere ibraz edilmesi gereken belgeler var. Emekliler, engelliler, gazi ve şehit aileleri için farklı belgeler istenebiliyor. Emekliler için emekli olduklarını gösteren belge ve tek evi olan emeklilerin emlak vergisi muafiyeti dilekçesi, engelliler için engelli kimlik kartı fotokopisi ve sağlık kurulu raporu, hiçbir geliri olmayan kişiler için vergi muafiyeti olmadığını gösteren belge ve Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı, Bağkur, SSK gibi kurumlardan alınan aktif sigortasının olmadığını gösteren belge, şehit ve gaziler için dul, yetim ya da gazi olduğunu gösteren belge ibraz edildikten sonra emlak vergisinden muaf olunuyor. Geliri olmayan, dul, hisseli tapu, hangi şartlarda emlak vergisi ödenmez? 200 metrekareyi geçmeyen ve hiçbir geliri olmayan mesken sahipleri emlak vergisinden muaf tutuyor. Engellilerin emlak vergisinden muaf olmaları için bir adet evi olması ve evin brüt yüz ölçümünün 200 metrekareyi geçmemesi gerekiyor. Şehit yakını dul ve emekli dul olan kişiler emlak vergisinden muaf tutuldu. Ev hanımı emlak vergisi muafiyeti için belediyelere gelir sahibi olmadığını ibraz ettiğinde emlak vergisi ödemiyor. Taşınmazlar üzerinde hissesi bulunan her hissedar sahip oldukları hisse oranına göre vergiye tabi tutuluyor. İştirak halindeki mülkiyetlerde ise miktar belirtilmeden her iştirakçı borçtan sorumlu oluyor. Hangi binalar emlak vergisinden muaf tutuluyor? Kişi üzerine bir tane konut bulunan ve bu konutun yüzölçümü 200 metrekarenin altında olan binalar emlak vergisinden muafken yabancı ülkelerin konsoloslukları, devlete ait kurum ya da araziler, barajlar, dini ve askeri yapılar emlak vergisinden muaf oluyor. Kimler motorlu taşıtlar vergisi ÖDEMEZ? Malul ve engelli bireylere ait olan taşıtlardan motorlu taşıtlar vergisi alınmıyor. Vergi muafiyeti düzenlemesi bireyin sakatlık derecesine bağlı olarak belirleniyor.